Uzak alanlar yapılaşmaya açılabilir. Meslektaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Bu işin bir parçası olmayın haberi ve ODTÜ yolu haberleriyle. Medyaskop'tan gazeteci Zelal Direkçi'ye verildi bu ödül. Zelal Hanım'ı buraya davet edelim. Bu ödül benim için çok önemli çünkü meslek hayatımda aldığım ilk ödül. Bu yüzden biraz heyecanlıyım. İlk ödülüm olduğu için bu ödülü aileme atfediyorum. Her zaman yanımda oldukları için, hep arkamda oldukları için. Bir teşekkürü de bu ödülü almamda çok büyük katkısı olan, gazeteciliğimi geliştiren, bana çok şey öğreten haber koordinatörüm Kaya Heyse ve Ankara temsilcimiz Sadır Göktaş. İkisine de çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Ben bunun biraz önce ödül alan bir arkadaşımız da ifade etti. Özendirici olacağını düşünüyorum. Bence Ankara'ya sahip çıkan, Ankara'nın değerlerine sahip çıkan, Ankara'da yüksek standartların oluşması için çalışan, mücadele veren herkes için bu ödüllerin ya da buna benzer ödüllerin çok büyük bir önemi olduğunu düşünüyorum. Özellikle Mimarlar Odası'nın, özellikle de Tezcan Hanım'ın, Sayın Candar'ın bunu yapması bence bunun önemini daha da arttırıyor. Gerçekten bizim sesimiz, sözümüz olan basın emekçilerini bir kez daha selamlamak için koruma alanında Emre Madran basın ödülleri veriyoruz. Emre hocamız kültür varlıkları alanında çok mücadele eden bir hocaydı. Aramızdan ayrılışının 8. yılında 6. kez ödülleri veriyoruz. Dolayısıyla bütün basın emekçilerini bir kez daha kutluyorum. Gerçekten bu dünya yaşanılır bir hale gelecekse, Türkiye yaşanılır bir hale gelecekse kent açısından, yaşantı açısından bu kentsel vasatlıktan kurtulmak gerekiyor. Bizim de bunun için verdiğimiz mücadelede sesimiz sözümüz olan basın emekçilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Temsilciliklerimiz vardı ve onlara da bu yıl... Babam eminim ki bu ortamı gördüğü zaman çok duygulanacaktı. Bu kendisinin yapmaya çalıştığı, kendisinin başarmaya çalıştığı birçok farklı alandaki koruma çalışmasının bu şekilde devam etmesinden çok mutlu olacaktı. Tezcan Başkan ve değerli ekibi de gerçekten çok uzun yıllar boyunca bir mücadele sergiliyor. Yaklaşık 25 yıldır Ankara ciddi bir erozyona uğruyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi'ne, Türkiye'de Devrimci Hareketi'ne ve Türkiye Demokrasi Hareketi'ne yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Mimarlar Odamızı kutluyorum. Sizin Mimarlar Gününüzü kutluyorum. Ben mühendisim ama bir mimar eşiyim. Gününüzü kutluyorum. Ödül alan tüm basın mensubu arkadaşlarımı kutluyorum. Mimarların ve mimarlık mesleğiyle bağlantılı olan herkesin Dünya Mimarlık Günü'nü kutluyorum. Sayın Başkanımıza, Ankara Mimarlar Odası'na, Ankara için yapmış oldukları çok değerli çalışmalar için teşekkür ediyorum. Ankara, Tezcan Hanım'a ve arkadaşlarına inanıyorum ki çok şey borçludur.